Ya düzgün ser örtüyü paşa, hayret bir şeysin ya. Hanım ne yap, bırak sen. Çorba da oldu ama yemekler yetişmeyecek. Ay ben anlamadım, bu iş nereden çıktı paşa? Hanım ben ne yapayım, adam geldi kahvede buldu beni. Başkanım dedi iftara gelecek dedi, ben de buyur ettim, ne yapayım? Anneciğim ben yastıkları düzelttim. Dersimin başına geçiyorum. Tamam tamam çocuğum sen geç. Ben evet. Gideyim şu yemeklere bir bakayım yani. Ben de üstüme güzel bir şeyler giyeyim. Değil mi? Ayıp olmasın tabii. Gel, gel anneciğim. Tabii. Gel. Ah, vallahi gel, geldiler ha. Buyurun. Merhabalar Paşa Bey. Merhaba. Değerli basın mensupları, Bana Ver Partisi Başkanı İbrahim Çekiç olarak her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan-ı Şerif'te de ilk iftarımızı Allah'ın izniyle Gariban Evi'nde açıyoruz. Başkan, gariban derken yani olmadı biraz sanki gariban. Gariban değil misiniz? Hayır. Yani bana o şekilde bilgi verin. Bir kesebilir miyiz arkadaşlar? Çünkü neler oluyor? Başkanım böyle gurur yaptıklarına bakmayın. Nasıl gariban bunlar? Zaten gariban oldukları için gariban edebiyatı yapıyorlar. He. Güzel. O zaman devam edebiliriz. Ses. Bakıyor. Kamera. Kayıt. Evet değerli basın mensupları. Bir Ramazan'da daha Gariban Evi'nde iftarımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, partimize üye olmayı unutmayın. Şimdi ben de iftar saatini beklemek üzere gariban ailemizle birlikte huşu içinde soframıza doğru ilerliyorum. Başkanım masaya buyurun. Burada yiyeceğiz. Buyurun. Masa var. Kestik. Fikri, masa var burada. Fakir konseptinde masa olur mu Fikri? Efendim ben de şok içerisindeyim şu anda. Şuraya bak. Sanki İngiliz kraliyet ailesi. Lan yemeğe ekmeğiniz yok, masa arıyorsunuz. Ne diyorsun sen ya? Masa ya bu. Tamam durumu çok iyi olmayabilir de masa alabiliyoruz yani, abarttınız ama. Tamam problem yok, şu şekilde çözüyoruz. Hiç sorun yok, şu şekilde çözüyoruz. Arkadaşlar masanın ayaklarını kırın, yer sofrası yapın. Ne masa? Kırın? Ne yapıyorsunuz ya? Şaka mı? Ya ne olacak ayakları? Bir tane ayak oraya düştü, onu alıver. Masına müdahale etmeyin Paşa Bey. Herkes görevini yapsın ne olur. Kendinize gelin. Çekim bittiğinde ben onu çivilerle, yapıştırıcılarla, bantlarla eskisinden sağlam yapar, size teslim ederim soruyor. Ama ben bunu tavsiye ediyorum, memnun kalırsın. Çünkü bunda oturduğun zaman miden sıkışır, daha az yersin, daha sağlıklı. Tamam, hazır mıyız? Evet, yerimize geçelim, yerimize geçelim. Paşa Bey'i böyle alalım. Gel, böyle bak, böyle gel. Evet, ses. Akıyor. Kamera. Oyun. Evet değerli basın mensupları. İftarımızı açmak için bizi evine buyur eden, kapılarını açan Gariban Paşa Bey huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Şükranlarımı bir borç biliyorum ve huşu içinde soframıza doğru geçiyorum. Lütfen, lütfen. Evin babası gel buyur. Gördüğünüz gibi Bana Ver Partisi Başkanı olarak her zaman fakirin, fukaranın, garibanın, ezilmişin, sinmişin, çökmüşün, bitmişin, sürünmüşün, yok olmuşun. Ve şimdi huşu içinde yer soframıza artık geçiyor. Vallahi çok oturalım. Yer sofrasını da çok severim. Bana eski günleri hatırlatır. Çünkü ben de bir zamanlar senin gibiydim paşa kardeşim. Ben de böyle köhne, kötü bir evdeydim. Böyle duvarlarımla rutubet. Kudret, şu duvardaki rutubetten bana doğru böyle bir kaydır. Pan yap, netle, ben de netle. Başkanım, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Başımızın üstüne hoş geldiniz. Bizim de size diyeceklerimiz var zaten, şikayetlerimiz var. Hepsini dinleriz paşa kardeşim, hepsini. Ama önce iftarımızı açalım, değil mi? Şikayetin sırası değil, onu daha sonra. İftar saati geliyor. Yengemizden yemekleri almayalım mı? Yengemiz. Efendim, hoş geldiniz. Paşa, masa ne oldu? Yer sofrası oldu. Gel, koy. Hoş geldiniz efendim. Şöyle koyayım. Çorbamız da var.
Öyle çorbamız. Size efendim başlangıç olarak kadın budu köfte yaptım. Yanına Çerkez tavuğu, ana yemek olarak da orman kebabı. Kestik. Fikri. Fikri neler oluyor? Harika görünüyor değil mi? Evet Fikri. Problem de bu zaten. Lan benim evimde böyle sofra yok oğlum. Bu ne kadar çok protein lan. Ay başkanım sevmediniz mi? Benim sevip sevmemem önemli değil hanımefendi yenge. O önemli değil. Ya gözünü sevdiğim böyle olmaz. Benim kafamda bir dünya var. O dünyayı yaratmaya çalışıyorum. Fakir sofrası bu değil. Başkanım ön hazırlık için fazla zamanımız olmadı. Ben halledeceğim. Kafanızdaki şeyi ben çok iyi anladım. Hemen halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ya başkanım biz de her zaman böyle etler, soteler falan yemiyoruz yani. Siz geleceksiniz diye özendik biraz. Bakkala, kasaba, dünya kadar borcumuz var ama azarlanıyoruz burada. Yapmayın. Gerçekten yani bizim söyleyeceğimiz daha önemli şeyler var. Bu asgari ücrete yapılan zamlar... Ama onları geç. Onlar bir kulaktan girer, bir kulaktan çıkar. Onları girerse seyirci sıkılır. Kapatır kanalı. Değiştirir. Ne söyleyeyim? Benim kafamdaki resim çok belli. Fikri duyuyor musun içeriden? Fikri bak, çok belli. Birer tas çorba, bol sulandırılmış. Dörder tane zeytin, bir tane hurma. Onu paylaşırız hepimiz. Bir de bir bulgur pilavı ya da, bakın birlikte değil, bulgur pilavı ya da sarı bir patates yemeği düz. Ama hangisi olduğunu sofrayı görünce karar verebilirim. Başkanım, başkanım ben her şeyi organize ettim merak etmeyin. Tamam. Şunları alalım ablacığım lütfen. Tamam. Getirmişsin böyle şey gibi. Halil İbrahim sok. Lütfen ya. Çorba kalsın, çorba kalsın, çorba kalsın lütfen. Tamam, sakin kalsın. Ya. Hadi lütfen. Evet. Tamam, peki. Ya Kudret. Ya kardeş buranın ışığı fazla mı sağlıklı? Çok sarı ya. Ya şey böyle yapalım. Bir gaz lambası falan mı denesek şurada lüküs? Yok yok başkanım bak ben dinle diyorum ki ateş yakalım buraya. Tabii tabii böyle ateşin gölgeleri falan yüzünüzde oynaksın. Ya siz iyi misiniz? Mağara mı ya burası? Yani istiyorsanız benim ayağımı, bacağımı falan boynumu kırın orada dileneyim ben evin yanında. Abartma paşa. Abartma. Evet hazır mıyız? Hazırız başkanım. Arkadaşlar evet. Hazırız. Herkes yerine alsın hadi bakalım. Hadi bakalım top patlayacak birazdan. Paşa. Senin az önce kesmeden önce devamlılığın nasıldı? Yani elin kolun tam neredeydi? Elim bendeydi ya nasıl? Ya onu mu diyorum? Şimdi sen ben kestiğimde ve başlattığımda farklı yerde olursa elin kolun ben onu montajda oturtamam, sıçratırsın. Başkanım ben oturduğumdan beri sıçramadım. Ben burada duruyorum. Ya ucuz gaz. Anlamıyor teknik terimleri. Ya seçim gariban. Zaten gariban duruşu bu olmaz. Çok sağlıklı duruyorsun sen. Şöyle biraz gambur dur. Böyle beli gıbıdır. Omuzları bir düşür artık. Kolları böyle bir yay, boş bırak. Bak omuzları bir kaldır. Kaldır omuzları, kaldır. Ve bırak. Boynunu kır hafif. Ağzı aç. Hafif melül bak. Böyle, böyle, bu. Ben ne zaman kayıt, oyun gibi şeyler dersem bu hale geliyorsun, tamam mı? Ama ben takip etmeyeyim, benim çok işim var bak. Onu da sen kendin tut devamlılığını. Tamam. Tamam mıyız? Tamam başkanım. Hazır mı her şey? Hazırım. Arkadaşlar ses, sessizlik olsun lütfen sette. Dikkatliyiz. Kayıt, kamera. Oyun. Evet değerli basın mensupları. Gariban evindeki iftar soframızda yayınımız devam ediyor. Yengemiz bize acaba ne yemekler pişirdi çorbanın yanına? Vallahi merak içerisindeyim. Yengemiz. Hoş geldiniz efendim. Yengem. Evet size çorba ve bulgur pilavı yaptım. Senin ellerine sağlık yengem. Senin yaptığın bulgur pilavı bizler için pirzoladır, pirzola! Allah razı olsun, haydi gel soframıza. Oh vallahi. Sağ ol. İyi, aile... aile üyeleri bu kadar mı? Nüfus bu kadar mıyız? İçeride oğlum var. Da başkanım, onu da... Konuşurken normal olabilirsin biraz. Ha, oluyor mu? Çok az olabilirsin. Çok az mı? Çok az normal konuşabilirsin benimle. İçeride oğlum var. O da durumu yani kötü durumdayız. Bilgisayar isteyip duruyor çocuk. Çok pahalı. Hele onları konuştu de. İsmi neydi çocuğa? Mustafa ismi. Mustafa gel oğlum bak bana ver partisi başkanı İbrahim Çekiç amcan geldi. Gel oğlum. Merhaba. Merhaba Allah kabul etsin. Kestik. Başkanım ne oldu çocuğu mu beğenmediniz? Ay burada inşallah öyle bir şey olmaz oluşuma. Yok 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 yok. Çocuğu çok beğendim. Gerçekten hatta içinizde en beğendiğim gast bu oldu. Tam bir Hint fakiri tipi. Ama Fikri plastiğini beğenmedim arkadaşımızın. Bu gömlek mi oğlum? Bende yok lan böyle gömlek. Sende yok oğlum.
Bahadır Kudret, sizde böyle kaliteli gömlek var mı lan? Bende yok başkanım. Bak! Ya arkadaşlar, bana daha önce gelen kostüm görsellerinde böyle bir gömlek yoktu. Ben görsem üstünü çizerdim. Başkanım ne? Ya biz buna ön hazırlık yapmıyor muyuz Fikri bu çekime? Yapma. Ön hazırlık yapıyorsak neye yaradı şu anda? Efendim yaptık da yeni almışlar belli ki. Bunu bir çözelim. Ben hemen şunu halledeceğim efendim. Dur bakalım Mustafa. Ne haber oğlum? İyiyim efendim, sağ ol. Ya ne yapıyorsunuz beyefendi? Gömleğimi yırttınız. Sıcak o arkadaşım. Ne yapıyorsun ya? Yapmayın. Ya baba adam... Çocuğumu yakıyor ama ya. Yandım mı? Harbi yandım lan, yanıyorum. Ya oğlumu yaktın. Yok, paça. Biz yanık kremi vereceğiz. Yanık kremi. Parti olarak, parti prodüksiyonu olarak gömleğin de yenisini alacağız. Onlara takılmayın. Tamam, hadi arkadaşlar. Lütfen, iftar saati geliyor. Top patladığında kayıtlı olmamız gerekiyor. Ama bu... Tamam mı? Mustafa'nın gelişinden söyle. Az kaldı. Mustafa. Tekrar gidelim, devamlılık. Gelişinden. Tamam, paşa, devamlı paşa. Melül. Melül yenge. Devam. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Haydi bakalım. Ses. Akıyor temiz. Kamera. Ses kamera, hazır mı? Oyun. Evin küçük oğlanı nerededir acaba? Yesin o da Mustafa oğlum, neredesin? Merhaba. Gel bakalım aslan parçası, gel hele gel. Gelim. Gel benim koçum, gel bak, gel otur ya. Bakalım kucağıma, gel oğlum. Amcacığım, siz ne yapıyorsunuz ama yani? Yanıma otur. Tamam, ben böyle oturayım. Fikri. Fikri. Kayıt affediniz. Al bakalım aslan parçası. Oyna. Uzaktan kumandalı araba sana, hadi. Ya ne oluyor ya? Ben 17 yaşındayım. Bize oy verirsen gerçeğini de alırız. Merhabalar efendim. Ben emekli öğretmen Leman. Hoş geldiniz. Bize memnun olduk. Niye buradasınız? Ben paşanın annesiyim. Anne. Kestik! Anne kaç? Ya arkadaşlar. bir şey soracağım. Daha kusursuz Türkçesi olan birini bulamadınız mı? Zeki Müren'i getirseydiniz oğlum. Vallahi. Bu nedir arkadaş? Nerede ya? Nerede yaşlı nene böyle ağrılarıyla, siyatiyle, kamburuyla, şivesiyle? Daha önce hiç duymadığımız eski deyimler. Nerede o teyze? Ya arkadaşlar, ben her şeyi üstlendim burada. Her şeyi ben yapıyorum. Ne olur. Ben çekiyorum, ben oynuyorum. Daha buradan çıkıp montaja gideceğim, sabahlayacağım. Gözüme uyku girmeyecek. Fikri gazeteden ben yapayım ya. Babaanne olarak getirdiğiniz kadına bakar mısınız burada? Allah aşkına, ben seçmenin karşısına bununla mı çıkacağım Fikri? Pardon, bir sorun mu var efendim? Var teyzeciğim, sorun sizsiniz. Ya Allah aşkına, kariyer sahibi teyze mi olur? Kariyer sahibi teyze tabii ki olur. Kariyer sahibi teyze avukat da olur. Hakim de, öğretmen de olur. Sessizlik ama. Peki bu kalabalığı biraz uzaklaştıralım, boğuluyoruz. Çekim sahası burası. Bir bariyer çekin oğlum. Lütfen. Ya benim iftarımdaki teyze gambur olur. Takma dişli olur. Yarı ölü gibi olur. Tamam. Lütfen çıkar mısın setimden? Zaten ben burada durmak istemem efendim. Tabii. Çıkın lütfen, çıkın gelin. Anan? Bir dur. Fikri, minibüsten yedek babanı getir. Hemen efendim. Kudret! Bir ön izleme bakabilir miyim? Sesi kontrol edeceğim. Ya Allah aşkına çıkın, gitsinler bunlar evden. Nedir ya? Annemi de gönderdiler. Azıcık sabret ya. Çekecekler, gidecekler. Sen niye babaanneni anneanne diyorsun lan? İzin ver mi teyze? Tamam, bu tamam. Aradığım nene bu. Benim kollarım. Anneciğim harika. Anneciğim böyle gel. Çok güzel. Benim yerleri. Teyze beni duyabiliyor musun? Buraya yatıyorsun, kalkmıyorsun hiç. Görevim bu.
Yat. Çok güzel oldu böyle. Fıtığın da var bu münare ya. Peki bunu sen üstüne. Nene, vallahi keyiflendirdin beni ha. Garibanlığa devam, gariban kalın. Evet. Detay topla. Küçük detayla ben hemen buraya rol veririm. Nenem, yatıyorsun burada, kalkmıyorsun, inliyorsun. İniyor. Çok kötü, ölüm döşeği. İniyor. Sönmek üzere olan titrek bir mum alevisin. Kıvran, kıvran. Kıvranıyorsun Arda. Ay. Kasın bana. Tuvalet senden tek bir ricam var. İnlemeye devam et ama. Ben kayıttayken konuşursam inleme sesini düşür. Ses üstüne binmesin, tamam mı? Ya böyle bir çok iyi oldu. Acaba böyle yanına da bir oksijen tüpü mü koysak? Böyle mavi, eskilerden uzun. He? Abartı olmaz mı başkanım? He. Her şey normal, o mu abartı oldu şimdi? Benim için okey. Kudret. Teyzemden kayda girdi. Ne teyzede inlerken bana kesiyorsun. Okey. Arkadaşlar haydi bakalım. Bir sefer hallediyoruz artık bunu. Herkes gariban, herkes kötü. Parasızlık. Mahvolmuşluk. Evet. Ses. Ne sessizlik. Sette artık hareket olmasın. Dışarıda trafik kesin. Jeneratörü falan. Karavanları kapatın. Motor sesi geliyor. Bir dakika benim... Beyefendi artık sizi uzak... Sizi alabilir miyim dışarı? Bir dakika benim cebim açık kalmış. Ben bir kapatayım. Tamam kapattım. Ses hazır. Kamera. Net, teyzinden net. Oyun. Değerli basın mensupları, gariban evindeyiz. Sohbetimize huşu ve neşe içinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yenge, siz nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Kestik, kusura bakmayın. Ben de. Ya başkanım neyi beğenmedin yine, ne oldu? Karını beğenmedim. Ne? Ne diyor ya? İnandırıcı değil paşa, hiç fakir karısı gibi durmuyor. Ne demek? Elinden geleni yapıyorsun. Görüyorum, çabana sağlık. Ama olmuyor, yani eşdeğer durmuyorsun. Hiç senin karın gibi durmuyor. Hakikaten seni nasıl tanıdın bu güzel kadını ya? Ay, seviyoruz biz birbirimizi ya. Yengeciğim, bunlar seyirciye geçmez ya. Fikri, yengeyi değiştirelim. Aa! Ne demek? Ne demek sen yengeyi değiştirelim? Pardon. Ama başkanım, yani elimizde bu eşe uygun bir oyuncu yok ki. Yaratacaksın Fikri. Ben hayal edeceğim, sen yaratacaksın. Senin vazifen bu koçum, hadi bakalım. Kalk yine, kalk. Aa, kalk yine, böyle duruyorsun orada. Sen kendini yakıştırıyor musun nasıl bu adamı ya? Çirkin suratı. Ay, nereye götürür bu akarımı? Anne! Bak. Neneciğim, şu an kayıttan çıktık, inlemene gerek yok. Ben kamera, oyun dediğimde başla, tamam mı? Yorma. Evet, güzel. Nereye gittiler ya? Tamam, şimdi gelecek de merak etme. Ben seni eşsiz, asla ve kata bırakmayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar, bir konsantre olabilir miyiz? Lütfen, bir tek ben mi inandım bu projeye? He? Ne olur, biz bir ekibiz, biz bir takımız. Hep beraber bu işin üstesinden ancak hep beraber gelebiliriz. Rica ediyorum ya. Ne olur elinizden geleni yapın. Ben çok... Top patlayacak birazdan. Daha doğru düzgün bir şey çekemedim. Top patladığında kayıtlı olmam lazım, Allah aşkına. Evet. Ya rakip partinin iftarında... Bakır sineği kemirmişler. Ne olur biraz ciddiyet. Evet. Karım gitti benim. Ne? Biz seni eşsiz bırakmayacağız paşa, merak etme. Ama kabul et, inandırıcı değildi. Gerçek hayatta o senin eşdeğerin değildi. Kim ya benim eşdeğerim? Hazırım başkanım. Harika Fikri. Harikasın Fikri, harikasın. Gel buraya. Bu mu benim eşdeğerim şimdi? Kostüm, tip, harika. Benim bu gariban sofrasında görmek istediğim kadın bu. Ya bu kadın değil. Ya bir şey söyleyeceğim de ben buna anne demem yani. Herhalde.
Öyle deme yavrum. Ah! Öyle deme kuzum. Ah! Harikası Fikri. Harikası Fikri. Geç yerine Mustafa. Evet. Zaten koçum bak, oyunculuk olmamışa inandırabilmektir. He. Okey? Okey. Anladın mı? Evet arkadaşlar. Haydi bakalım, hazır mıyız? Özgür basın. Tamam, neneciğim hazırsın. Herkes yerine, herkes yerine. Herkes yerine, yemekleri al. Evet Fikri, sen görevini biliyorsun, aferin yenge. Postür, evet duruş, devamlılık. Daha ağız açıp. Üzgünsün. Tamam baş. Üzgün. Ses. Hazır. Kamera. Ve oyun. Değerli basın mensupları. Ramazan'ın bu ilk iftarında fukara evinde garibanlarla iftar açacağız. Ne teyzem, rahatın yerinde mi? Yarında, yarında. Oyun sana! Sana! Sen iyi ol da, oy da moy da gözümüz yok. Önemli değil, sen iyi ol. Gördüğünüz gibi her zaman bana ver partisi olarak fakirin, fukaranın yanındayız ve şu sofraya ne gelirse gelsin kabulümü sorgulamadan da yerim. Yengem, iftar saati yaklaştı. Nerede yemeklerimiz inşallah? Allah kabul etsin başkanım. İşte, işte benim yurdumun çilekeş, gariban ev kadını. Geç hadi kocanın yanına yengem, gel. Hayır canım, geç. Doğru diyorsunuz başkanım. Geç bana, gel. Beyimin yanına geç, az kaysana aşkım. Ne diyorsun abiciğim? Evet, peki evin küçük oğlu neredeler? Mustafa. Gel bakalım küçük oğlan, gel, gel amcası, gel. Evet. Gel. Al bakalım. Al bakalım, sana oyuncak, araba, oynarsın koçum. Oh. Sağ olun başkanım. Haydi bakalım. Heh! Top patladı, iftar saati de geldi. Haydi, Allah kabul etsin. Amin, amin de seninkini eder mi bilmiyorum. Kestik! Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.